Sayın protokol, saygıdeğer misafirlerimiz, çok değerli konuşmalar yapmak üzere Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Beyefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar bakalım. Çok sevdiğim, saydığım, saygıdeğer Meclis Başkan Vekilimiz, kaslerimizin çok kıymetli Genel Başkanı, milletvekillerimiz, belediye başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız, İstanbul'da yaşayan ve Kastamonu'dan gelen çok kıymetli Kastamonulu kardeşlerim, dostlarımız, bu güzel ve bereketli akşamda hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Bu güzel iftar sofrasını sizlerle paylaşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Ve davetleri için Kastamonular Derneği Başkanı, Kaster Başkanı Remzi Şen'e ve de yönetimine huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Gerçekten birlik ve beraberliğimizin en üst düzeye çıktığı şu Ramazan ayında Kastamonulu dostlarımızın, hemşehrilerimizin bir ve beraber içinde olması bizleri mutlu ediyor. Bu birlik, beraberlik ülkemiz için de önemlidir. Ve biz her zaman gücümüzü Kastamonulu gibi vatanını, milletini seven, bayrağına, devletine aşık milletimizden alıyoruz. Özellikle Dışişleri Bakanı olarak bunun ne kadar önemli olduğunu sahada en çok gören, hisseden bir kardeşinizim. Ve kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daha da güçlendireceğiz. Sevgili Kastamonulu kardeşlerim, sevgili dostlarımız, İstanbul seçimleri bildiğiniz gibi Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilendi. Yani yenilenecek. 23 Haziran'da İstanbullu hemşerilerimiz tekrar sandık başına gidecek. Esasen AK Parti ve MHP'nin itirazını Cumhuriyet Halk Partisi de kabul etseydi, yani oyların yeniden sayılması talebini kabul etseydi, İstanbullular tekrar sandığa gitmeyecekti ve oradan çıkan sonucu baştan kabul edeceğimizi biz taahhüt etmiştik. Bu seçimlerin yenilenmesiyle ilgili farklı yorumlar olabilir. Ama hukuk birdir. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu kararı da bir mahkeme kararıdır, yüksek mahkeme kararıdır. Buna da herkesin uyması gerekiyor. Dışarıdan bazı yorumlara bakıyorum. Bu yorumların birçoğu esasen sosyal demokratların özellikle CHP ile dayanışma göstermek için yaptığını anlıyoruz ve onların yüzüne doğrudan bu ikiyüzlülüklerini de söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Yine İstanbul seçimlerini bahane ederek Türkiye siyasetini ve Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlara da inşallah önümüzdeki seçimde bir kere daha hadlerini hep beraber bildireceğiz. Diğer taraftan buna benzer gerekçelerle dünyanın her yerinde seçimler yenilenebiliyor. Bundan daha 2 sene önce Avusturya'da buna benzer gerekçelerle Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilendi ve tüm Avusturyalılar tekrar seçime gitti. O ülkelerde onların yüksek seçim kurulları böyle karar verince iyi, Türkiye'de haklı talepleri YSK yerine getirince farklı yorumlar. Evet, neden bu seçimler iptal olmuş şöyle bakıyorum. 750 sandık başkanı kamu çalışanı değil, oysa kanun son derece net. Sandıklarda 9 tane kanun hükmünde kararnameyle atılanlar var. Bunlar kamu görevlisi bile değil, hiçbir yerde çalışmıyor. Peki kanun hükmünde kararname ile atılanlar kimlerdir? FETÖ'cülardır, vatan hainleridir. O yüzden kamu görevlerinden atılanlar, peki bu kamu görevlerinden atılanları kim getirdi de bu sandıkta?
hesabını da elbette hukuk soracaktır, sormalıdır. Yani oyun büyük, öyle basit bir tezgah değil. Önceden her şey ayarlanmış. 18 adet sandıkta sayım döküm yok. 90 adet sandıkta ise sayım döküm cetvelleri imzasız. 377 adet kısıtlı oy kullanmış. 6 sandıkta ölü olanların yerine oy kullanılmış. 41 sandıkta tutukların yerine oy kullanılmış. 58 sandıkta hükümlülerin yerine onların cezaevinde oy kullanması gerekirken o ilçe, o sandık kurullarında oy kullanmış. Bu oyları kim kullandı? Diğer taraftan yine 224 kısıtlı cinsel engelli oy kullanmış. Yani gördüğünüz gibi şu rakamlara baktığınız zaman, bilgilere, ortada organize bir çalma var. Bunu söyleyince alınıyorlar. Efendim bize böyle şey söylemeyin. Tamam, sandık seçim yenilensine geldiler de. Yani bunu başka türlü nasıl izah edeceksin? Ama İstanbullular inşallah önümüzdeki 23 Haziran'da hak yerini bulacak diye sandığa gidecek. Ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a inşallah oyunu vererek bu haksızlığı giderecektir. Yine önümüzdeki seçim haksızlığı gidermek bakımından önemlidir ama esas İstanbul'umuz için önemlidir. Fethiyle müjdelere nail olmuş İstanbul'umuzun geleceğini kime emanet edeceğimiz bakımından önemlidir. Şimdi ben size soruyorum. Binali Yıldırım'dan daha iyi İstanbul'a hizmet edebilecek başka bir aday var mı? Cumhur İttifakı'ndan, yani Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan daha iyi hizmet edebilecek başka bir aday ya da ittifak var mı? O yüzden bu seçim İstanbul'umuzun geleceği bakımından, İstanbul'a kimin hizmet edeceği bakımından ve de İstanbul'u kime emanet edebileceğimiz bakımından çok önemlidir sevgili Kastamonulu kardeşlerim, hemşehrilerimiz, dostlarımız. Bu seçim aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi dışarıdan Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlara, Türkiye'nin iç siyasetini yönetmeye çalışanlara da inşallah güzelce ders verebileceğimiz bir seçim olacaktır. Biz her zaman son sözü milletimiz söyler diyoruz. Milletimizin üstünde bir irade görmedik, inanmadık. Dolayısıyla milletimiz sözü söyler, dışarıdan söz söyleyenlere de inşallah milletimiz haddini bildirecektir. Ülkemizin istikrarı, geleceği, bekası bakımından bu seçim önemlidir. Bunun önemini yine Dışişleri Bakanı olarak en iyi ben biliyorum. Çünkü biz sahada da, masada da güçlü olmaya devam etmek istiyorsak, içeride de istikrarımız güçlü olması lazım. Ülkemiz emin adımlarla hedeflerine ilerlemeye devam etmesi gerekiyor. Bugün dünyaya baktığımız zaman zorluklar var, değişimler var. Bu değişimler fırsatları da getiriyor, aynı zamanda sınamaları da beraberinden getiriyor. Fırsatları ülke olarak, millet olarak çok iyi değerlendirmemiz lazım. Zorlukların üstesinden ne kadar çetrefilli olursa olsun birlik ve beraberlik içinde gelmemiz lazım. İşte Cumhur İttifakı'nın kuruluş amacı da budur. Ülkenin karşı karşıya kaldığı tehdidi gören Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nı kurma kararı almıştır. Ve iliklerimize kadar AK Partililer ve Milliyetçi Hareket Partilileri olarak bu Cumhur İttifakı'nı hissediyoruz, yaşıyoruz ve de destekliyoruz. İnşallah Cumhur İttifakı ülkemizi hedeflerine ulaştıracaktır. İşte bir S-400 konusunda alacaksın, almayacaksın gibi Türkiye'ye talimat vermeye kalkanlar var. Efendim ihtiyacınız olabilir ama almayın. Peki siz satın, hayır satamam.
Peki Türkiye'nin ihtiyacı var. Ne yapacak Türkiye? Eli kolu bağlı mı kalsın? Başkalarına muhtaç mı kalsın? NATO veya başka bir ülkenin insafına mı kalsın? Türkiye pekala kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'ü alma girişimlerine Türkiye'den en büyük desteği kim veriyor? HDP, PKK güdümündeki HDP ve dün de işte dış ilişkilerden sorumlu benim de eskiden büyük CHP'nin genel başkan yardımcısı diyor ki S-400'ü almayın, erteleyin. Siz kime hizmet ediyorsunuz? Türk milletine mi hizmet ediyorsunuz? Dışarıdan sizi yönetenlere mi hizmet ediyorsunuz? Türk milletinin çıkarını mı kolluyorsunuz? Dışarıda Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlara mı hizmet ediyorsunuz? İşte her şey açık ortada. Ama biz Allah'ın izniyle bağımsız, tam bağımsız ve özgür bir Türkiye olabilmek için Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ne gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Bu çok önemlidir. Bir karar vermemiz lazım. Ya başkaları ne derse ona uyacağız, al derse alacağız, alma derse almayacağız, elimiz kolumuz bağlı kalacak. Ama kırılmalar olsa da, zorluklar olsa da ya da bağımsız ve özgür bir Türkiye için dik durmaya devam edeceğiz. Güçlü durmaya devam edeceğiz. Sanırım tüm Kastamonulular nerede yaşarsa yaşasın ikincisini tercih ediyor. İşte biz de zaten dış politikamızı dizayn ederken, oluştururken ve yürütürken Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz ne der ona bakıyoruz. Kastamonular ne der ona bakıyoruz. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yeter ki siz bizim arkamızda durun. Yeter ki siz bize destek vermeye, güç vermeye devam edin. Zorluklar olabilir ama her zorluğun üstesinden geliriz. Evet, bugün de çok zorlu konular var. Ama şundan emin olun, hiçbir zorluk kontrolümüzün dışında değil, hepsini kontrolümüzün altında tutuyoruz. Diplomasi ise diplomasi, müzakere ise müzakere, res ise res, dik durma ise dik durma ve artık sahada da masada da güçlüyüz. Elhamdülillah. Hepinizin Ramazan ayını canı gönülden tebrik ediyorum. Birkaç gün sonra idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Yine yaklaşık bir hafta sonra, 8 gün sonra idrak edeceğimiz Ramazan bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah sizden razı olsun. Hayırlı akşamlar.